Sevgili YouTube takipçilerim, bugün biraz sevimsiz bir konudan bahsedeceğim. Özellikle bu yaz sıcaklarında pek çok kişinin korkulu rüyası hemoroid. Halk tabiriyle basur. Oldukça da can sıkıcı. Fakat biz bunu doğal yollarla hemoroidin oluşma riskini oluşturduysa da kanama riskini azaltıcı önlemler size anlatacağım. Pek çok hastam fayda gördü. İnşallah siz de fayda göreceksiniz. Tabii ki çok ileri dereceye gelmiş, aşırı kanayan ve artık içinde pıhtılar olmuş, gangrene olmaya başlamış bir hemoroid büyük ihtimalle ameliyat gerektirebilir. Benim burada vereceğim önlemler hemoroid oluşmaması veya başlangıç aşamasında ise doğal yollarla tedavisi için pek çok hastamda deneyimlediğim özel doğal ipuçları. Şimdi hemoroid dediğimiz yani basur dediğimiz olay esasında bir varistir. Anal bölgede makat bölgesindeki varis planı hemoroid denir. İç hemoroid olabilir veya dış hemoroid olabilir. Nedenleri biraz da tedavileri farklı olabilir. Fakat dışkıda kan gelmesi de hemen hemoroid dememek lazım. Bazen bağırsak kanserinde özellikle sindirim sisteminin alt ve dışa yakın bölümlerinde gelen taze kırmızı kan bir bağırsak kanserinin de ön habercisi olabilir. O konuda çok uyanık olmak lazım. Şimdi hemoroid bakıldı. Bunda acil cerrahi gerektiren bir durum yok ve bu bir kansere veya ciddi bir hastalığa bağlı değil. Normal halk arasındaki basuru doğal yolla nasıl tedavi ederiz? Birkaç tane benim doğal çözümüm var. Bunlardan bir tanesi kuşburnu lapası. Bir tanesi özellikle enfeksiyonda revanol oturma banyosu. Bir tanesi ise kara haliyle ve kabız kalmamak için de bir mama tarifi diyeyim ben size vereceğim. Ve bir oturma banyosu bahsettiğim gibi. Bunlar sizi çok rahatlatacak. İlk önce şununla başlayayım. Bazı hemorrayta karşı doğal gıdalar var. At kestanesi, kuşburnu, dereotu, çoban çantası bitkisi, aloe vera, jel. Bunlar genelde yararlı iken tersine çok oturma. Kabız kalma ve aynı zamanda özellikle de beyaz un, beyaz şeker, glutenden ağırlıklı beslenme ve stres bunlar da arttıran faktörler. Evet, hemoroid için yararlı gıdaları okudunuz, hemoroidin riskini artıran olayları veya gıdaları da okudunuz. Şimdi hemoroidin tedavisine geçelim mi? Şimdi birisi kesinlikle kabız kalmamanız lazım, bol su içmeniz lazım. Hele çok sıcakta oturan mesela taksi şoförleri kamyon şoförleri, bilgisayar başına saatlerce oturan kişiler. Hele o bölgede çok sıcaklık da oluşuyorsa o da damarların gelişmesini arttırabiliyor, hemoroid riskini arttırır. Bu arada hamileler, hamileliğin son aylarına doğru Doğal bir hemoroid adayıdır. Çoğu hamilede hemoroid, basur görülebilir. Sık kabız kalmamaya dikkat edin. Onun için bol su içme ve bol lifli posalı gıdalar, özellikle kışın pırasa, yazın bamya gibi bunlar kabız kalmamak için çok faydalı. Yeşil lifli yapraklı sebzeleri, zeytinyağlı sebze yemeklerini bol yiyenlerde çok da sık hemoroid gözükmüyor. Fazla miktarda beyaz un ve buna bağlı kek pasta, börek, çörek, poğaça, simit, ekmek gibi veya beyaz etle yapılan makarna gibi bunları çok tüketenlerde kabızlık ve buna bağlı hemoroid riski artabiliyor. Şimdi biz gelelim şifalı maddelere. İlk önce size birçok hastamda denediğim hemoroid yani basura karşı müthiş bir formül Kara Halil'e. Kara halileyi nasıl yapacağız? Şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve aşağı yukarı genel kullanım için ben mesela burada bir 40-50 gram kara halle çok fazla olmasın diye sizlere göstermek için. Gerçekten hemoroidin müthiş bir doğal ilacı olan kara haliyle Ayurveda tıbbında öğrendiğim bir doğal maddelerden bir tanesi. Bu kara haliyle orta kısık ateşte çok yakmadan böyle karıştırarak kahve çekirdeğini eskiler bilir kavurur gibi kavuruyorsunuz. Fakat çok yakmadan. Bakın kara halle normalde kavrulmamış hali dişinizi kırsanız bile bu kırılmaz. Yani son derece serttir, taş gibidir. Fakat kavrulunca böyle ağızda un gibi dağılır. Zeytin çekirdeğine benzer bir görüntüsü var kara karahallenin. Bu yağla kavrulduğu zaman hepsini bir kavurun. Mesela 150-200 gram, 300 gram kara karahalleyi alın. Bunu biraz hafif bir yağda, ben biraz yağını iyi ayarlayamadım, biraz fazla koydum. Bu hafifçe şişmeye de başladı. Aşağı yukarı Böyle 5-10 dakikada zaten bu kavrulmuş olur yumuşak. Gördüğünüz gibi biraz hafif şişti, biraz rengi açıldı. Sarı haliyle değil ama iki haliyle var. Sarı haliyle ve kara haliyle. Siz kara haliyle olarak alacaksınız aktardan ve bunu biraz sıvı yağla kavuracaksınız. Sonra bunu cam bir kavanozda veya bir şekilde buzdolabında loş bir yerde tutun. Uzun süre dayanır, pek kolay kolay bozulmaz. Her yemekten sonra bir tane kara haliyi ağzı alıp yutacaksınız. Bilinen en kuvvetli Alkali ve bilinen en güçlü büzücü, kontraksiyon yapıcı maddelerden biridir. O hemoroid planı ve varisleri büzüştürür. O damarları sıkar. İşte burada bu yavaş yavaş kavrulsun. Ben biraz ateşini kısayım. Bu böyle hafifçe kavrulurken, evet iyicene kıstım. Bu hafifçe kavrulurken arada karıştırırım. Şimdi başka bir faydalı maddeleri size bahsedeceğim. Şimdi efendim neler faydalı? At kestanesi at kestanesi bildiğimiz kestane gibi değil. Horse chestnut diye İngilizce'de geçiyor. At kestanesi de varisler için ve hemoroid plaklarını büzüştürmek için tıpkı kara halle gibi oldukça yararlıdır. Onun dışında çoban çantası dediğimiz bitki. Bu da aynı şekilde hemoroid için oldukça yararlıdır. Çoban çantasını kuş burnuyla beraber hafifçe kaynatabilir. Çay olarak içebilirsiniz. Kara halleyi sabah öyle akşam birer tane yutar iken çoban çantasına ise çay yapıp kuşburnu ile beraber iyi. Kuşburnu da keza hem hemoroidde kaybettiğiniz birazcık kanı yani kansızlığa karşı iyi gelir. Bence bu oldu bile dumanları çıkıyor. Şöyle yan tarafa alayım. Ondan sonra biraz hafif karıştırın. Kendi sıcaklığıyla kavrulmaya devam etsin. Aynı zamanda kuşburnu nasıl kullanacağız? Şimdi ikinci tarife geçiyorum. Birincisi kara halleydi. İkinci tarif kuşburnu lapası. Kuşburnu lapası çok kolay yapması. Şöyle bir kase yani normal bir kapta su kaynayacak. Kaynarken ama çok fazla olmayacak. Kuşburnularını aynen bu haliyle içine atacaksınız. Ve kuşburnu suyun içerisinde 10 dakika kadar 15 dakika kadar kaynatılacak. Sonra bunu blender edeceksiniz veya ezeceksiniz bir lapaya dönüştüreceksiniz. Şimdi bundan sonrasını iyi dinleyin. Basuru hemoroidi olanlar için. Kuşburnunu aldınız. Tazesi de olur, kurusu da olur. 10-15 dakika kadar bir parça suyun içerisinde kaynattınız. Sonra bunu suyla beraber blender ettiniz. bir mama kıvamında olsun. Boza kıvamında veya yani çok koyu bir çorba kıvamında olsun. Sonra ne yapacaksınız? Bir tane plastik kilotlar veya naylon kilotlar veya iri bir bezler var. Çocuk bezlerinin hastalar, erişkinler için olanı. Ondan bir tane alın. Sonra müsait bir yere doğru çekilin çekildikten sonra kalçanızı iki yana doğru açıp ılındıktan sonra sakın sıcakken değil ılını soğuduktan sonra kuşburnunu avucunuzda o bölgeye kalçanızı iki yana doğru makata doğru açıp onu koyun sonra hemen peşine o çocuk bezi gibi büyüklerin kullandığı hasta bezi gibi çekin ve onun üstüne oturun. Aşağı yukarı 15 dakika, 20 dakika, 25 dakika kuşburnunun özünü hemoroidli bölge alsın ve emsin. O bölgenin büzüşmesi aynı zamanda C vitamini de damar yapısında önemli etkisi var ve kuşburnun orayı şifalandırıcı bir etkisi var. Eğer hemoroid iltihap yaptıysa, dokuların daha kolay skatrix olması için de yine benim bulduğum, önerdiğim bir formül var. Biraz saf aloe vera jel Biraz kuşburnu lapasını karıştırıp e, veya at kestanesi kremiyle beraber de tüketebilirsiniz. At kestanesi kremleri satılıyor. Agnucastone diye biraz saf aloe vera jel. Ve ondan sonra kuşburnu lapasını karıştırıp onu da o bölgeye sürüp üzerine oturabilirsiniz. E, son olarak da söyleyeceğim. rivanol eczanelerde hazır poşet olarak satılır. Bilinen en güçlü mikrop öldürücü maddelerden biridir. Uygulandığı bölgeyi sarıya boyar. Örneğin ayak mantarında etkilidir potasyum permanganat gibi sarıya boyar ama bir sağlık açısından boyamasının bir zararı yok. Bazen de bir kaba, örneğin şöyle bir kaba suları doldurup içerisine çok da basit aslında bunu yapmak. Yani ben size sadece ne kadar kolay olduğunu göstermek için biraz su koyacağım. Buna aslında 2 litre suya 2 gram revanol yeterli. Ben çok daha az koyacağım suyu kolayca göstermek için. Rivanol poşeti şöyle hafifçe alırsınız bir parça içerisine dökersiniz. Tabii bu bunun dolu olduğunu düşünün yani en azından bir iki buçuk üç litre su olduğunu düşünün. Bunu da çok basit bir şekilde şöyle çalkalasanız bile bakın hemen rengi görüyor musunuz? Aslında çok da güzel bir renk. Bu şekilde bir renge bürünür. Bu su daha çok olacak. Aşağı yukarı bu renkte olacak. Rivanol bütün mikropları öldürür. Eğer hemoroid bölgesinde bir sorununuz varsa, mikroplu veya iltihaplıysa o zaman Buraya da rivonollü oturma banyosu diyorum ben buna. Bunu aynı şekilde hafifçe makat bölgesi açıkta kalacak şekilde kalçayı iki yana doğru açıp ılık olacak, kaynar olmayacak, çok soğuk da olmayacak. Normal oda sıcaklığında açıp üzerine doğru bu bir leyende veya böyle bir kapta üzerine oturacaksınız ve bir 20 dakika kadar bekleyeceksiniz. O bölgedeki mikrop üremesini veya iltihabı keser. Çünkü dışkı yaptığımız bölge mikrop açısından oldukça hassastır. İyi taharet etmek, her gün duş almak, iyi bir doğal sabun veya ona benzer bir maddeyle makat bölgesini temizlemek de hemoroidin enfekte olma riskini azaltan önemli bir şeydir. Evet benim basur yani hemoroid ile ilgili anlatacaklarım bugün bu kadar. Pek sevimli bir hastalık veya pek sevimli bir konu değil ama hemen ameliyatı gitmemesi için veya hamilelerde, kabuz olanlarda, obez olanlarda, fazla kilosu olanlarda, çok oturanlarda, taksi şoförlerinde, tır şoförlerinde veya çok fazla oturan belki bazı öğretmenlerde, devlet memurlarında her kimse Hemoroid riskini azaltmak için bu önerilerimi dikkate alın. Çok fayda göreceksiniz. Youtube kanalıma hashtag Dr. Ender Saraç bölümüne girerek üye olabilirsiniz. Bizim diğer videolarımı da seyredebilirsiniz. Yine güzel ve sağlığa yararlı bilgilerle huzurlarınızda olacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın efendim.